Merhabalar, İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz. Aslında şöyle bir günde onu da tasvir ederek başlayacağım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kıraathane programında sürdürdüğümüzü hissettiğim bir etkinlik bugünkü de. Ve biz bunu 8 Mart günü çekiyoruz. Biliyorsunuz zaten saklamanın alemi yok. Bant bir yayın bu. Ve böyle sabah da konuklarımla yazışırken de konuştuk. Ya gerçekten tematik, şu an konuşacağımız her şeyle ilgili bir atmosferde bugün Asma Mescid'deki binamıza geldik. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Yürüyüşü var, her yer abluka altında. Kadının varlığı, cüretli görünümü yine herkese korku salmış gibi görünüyor. Biz bu ortamda Kumbaracı sahnesinden cımbızladığımız bir oyunu konuşacağız. Muamma. Muamma'nın bir sürü özelliği var. Gaye Boralıoğlu'nun öykülerinden uyarlanmış olmasıyla birlikte İsmail Sağaroğlu da sahneye koydu ve uyarladı. Biz bu iki isimle biraz uyarlamayı, tiyatroda edebiyat uyarlamalarını, biraz da kadınların karakter olarak çizimini ve hikayelerinin işte sanat ürünlerinde anlatılışını, resmedilişini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Gerçekten manidar bir atmosferde geldiniz buraya ve o şartlarda buluşmuş olduk. Şimdi nereden başlayayım diye düşünüyorum. Öncelikle Mübarek Kadınlar ve Hepsi Hikaye, iki başka Gaye Boralıoğlu kitabı. İsmail Sağar'la başlayalım. Bu kitaplarla tanışman ve aslında tiyatro olarak, çünkü sen başka sohbetlerde de şahit oldum, bahsediyorsun da işte Gülhan Kadim'in, Ayşegül Uraz'ın, Sinem Öcalır'ın ve muhtemelen Kumbara Zelli'nin ortak aklının da bir seçimi, ama nasıl seçimler bu öyküler ve bu kitaplardan? Gaye Hanım'ı ben yazar olarak okumaya başladığımda 2013 ya da 2012 falan gibi bir şeydi. İlk Meçhul romanını okumuştum onun. Hatta ilk uyarlamak istediğim romanınız oydu. onun oyunlaştırmasını hayal ediyordum o zamanlar. Daha sonradan o Meçhul romanından sonra işte Mübarek Kadınları, Hepsi Hikayeyi, Dünyadan Aşağı da zaten o çok daha yakın bir roman. Sadece bunları okudum, diğerlerini okumadım. Epeyce okumuştum. Meçhul'ün uyarlanması kararı şu an yandı. Evet. o zamandan beridir, yani ilk Meçhul'ü okuduğumda da hissettiğim şey, Gaye Hanım'ın yazımında çok güzel bir oyunsuluk var. Yani tiyatral olarak oyunsu, oyuncuya çok malzeme veren, oyuncaklı yazdığını düşünüyorum. Ve biz İşte daha küçük prodüksiyon yapalım. Hani zaten pandemi döneminde çıktı bu. 2020'de 20 Kasım'da çıktı. Evet. Zaten pardon, 13 Kasım'da çıktı. 20 Kasım'da da zaten tam kapanma oldu. Bir, iki defa oynayabildiler. Daha oynayamadılar uzun bir süre. Daha yaza kadar oynanamadı oyun maalesef. Küçük prodüksiyon yapma, daha az kişiyle yapıp bir iş yapmak istiyorduk o dönemde. Ben oyunculara yazar önerdim aslında.
Yani şunu dedim, şu rahatlıkta önerdim bunu. Dedim ki Gaye Hanım'ın her şeyini oynayabiliriz. Yani bütün hepsini oynayabiliriz diye konuştu. Ve iki kitabı da, Hepsi Hikaye ve Mübarek Kadınlar, iki öykü kitabını da oyuncularla beraber okuduk. Yani şöyle bir şey vardı bizim yapmak istediğimiz. Yani pandemi, uzun zamandır sahneye çıkamama, bir oyun oynayamama. Yani böyle aslında giderek grubun küçülmesi, böyle az kişi kalıp ya ne yapacağız ya falan halindeyken bu bize bir çıkış yoluydu aslında. Yani Gaya'nın o yazdıkları bizim için çok özel. Yani benim ilk profesyonel oyunum, yönettiğim oyun olmasının dışında ekip için de çok özel. Çünkü acayip bir zamanda çıktı yani. Hep, yani şöyle söyleyeyim, bayağı evde toplanıyoruz işte. Kısır yapılıyor, işte yemek yiyoruz. Kadın hikayeleri olunca kısırsız olmaz. Yine klişeler. Ay öyle başladı ama. Yalan değil. Kısırlı. Erkek hikayesi olsaydı çiğ köfte olacaktı. ya da bira patates. Yani acayip bir ortamda böyle ya, çok duygusal çalıştık yani o dönemde. O yüzden özel diyorum. Yani bizi yani teşekkür ederim yazdıklarınız için. Çünkü bizi iyileştirdi o zaman. Hakikaten. Yani bize çok iyi geldi. Öyle bir durumdaydı. Yani bizim hani nasıl uyarlayacağımızı gerçekten bilmiyorduk. Nasıl konuşacağım, neyi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Ben biraz da galiba öyle çalışıyorum. Bu ikinci oyunu yönettikten sonra da diğer eğitim oyunlarımı da düşününce biraz süreçte çözülüyor birçok şey. Dramatürjik olarak bazı fikirlerim oluyor metinle alakalı ama oyuncuyla beraber tamamlanıyor aslında. Öyle bir uyarlama söyledi. O kadar uzun konuştum ki yani bir soru başlık tam burada ben araya giriyorum. Esasında hayır, hiç uzun konuşmadın aslında, tam olarak başlangıç noktasını sormuştum zaten. Gaye Boraloğlu'na hemen bu söylediğin yerden devam edeceğim. Şimdi iki tane daha nokta var, hemen araya gireyim. Benim bildiğim Kumbaracı 50 işte kendi metinlerini oynayan, klasikleri yeniden uyarlayan ve aslında edebiyat uyarlaması çalışması diyebileceğimiz. Doğru. Oğuz Atay bizden sonra çıktı. ondan önce bir Calvino uyarlaması, bir denemesi vardı. Yok, Kumbaracı 50'nin bizzat sahnesinde. Evet, Kumbaracı 50'nin yani Yiğit Hoca'nın yönettiği, o ta 2010'da oldu. En belirgin uyarlama o ama o maalesef Calvino öyle bir mirası varmış galiba, yani uyarlanmamasını. Yani herhalde galiba şu anda bir sürü dizi yapılırdı herhalde onun yazdıklarından, o gerçeküstü hallerden. O yüzden o teliften dolayı sadece o zaman bir hatıra olarak kaldı bizde. Evet, yani doğru. Hiç bunu düşünmemiştim. Evet. Ve İsmail Sağar'ın da yönetmen olarak çalıştığı ilk oyunu. Bunu da böyle not düşmek istedim arada, bu iki noktayı. Gaye Boraloğlu'na şeyi sorarak başlamak istiyorum. Daha doğrusu iki soruyla birlikte. Pınar Kürügen'i burada İstanbul Edebiyat Evi'nde ağırladığımızda şöyle bir soru gelmişti. İşte misafirlerden, dinleyenlerden. Romanlarınızı sinemaya uyarlamalarını hani nasıl buluyorsunuz? Hangisini beğendiniz? Aslında hiçbirini demişti. Şimdi şey değil ama bir yazarın gerçekten görsel olarak metnini görmesi hakikaten zor bir çarpışma gibi geliyor bana. Bir siz nasıl hissettiniz muammayı seyrettiğinizde? Bu dört öykünün yan yana gelmesi sizce nasıl bir uyum, kontrast sağlamış? Onu sorarak başlayayım. Bir de oyuncaklı yazmaktan kastı sizce ne? Tiyatra bulur musunuz siz yazdıklarınızı? Bulur muydunuz ya da? Çok üst üste soru sordum. Ben de onu sonradan fark ettim. İkinci soruyu ben geri alayım, onu sonra yeniden sorayım. Doğru, benim böyle bir sorunum var. İlkinden başlayalım, sonra ben ikincisine döneceğim. Tamam. Yani ben senaryo yazarı da olduğum için aynı zamanda ve metinlerimin
görsel halini görmeye, o sürece alışık olduğum için benim için çok yabancı, yeni, yepyeni bir süreç değildi. Bir kere zaten yazar olarak da böyle yani egosunu merkeze alan bir yazar değilimdir. Yazdıktan sonra ortaya çıkan şey başka bir şeydir artık. Benden bağımsız bir şeydir. Ve işte ne bileyim bazı kitaplarımın senaryolarını da yazdım mesela. Hani oralarda dışarıdan bakabiliyorum. Ama tiyatro uyarlaması benim için yeniydi. Tabii sinemada bütün süreci biçimlendirirken işin içinde oluyorsunuz bir de. Dolayısıyla birçok şeye alışıyorsunuz. Oyuncu kim? İşte önceden provalar oluyor. İşte metinin işte değişim sürecine tanıklık ediyorsunuz vesaire. Burada öyle olmadı. Burada yani bir gün beni Gülhan aradı. İşte Gaye Hanım sizin oyununuzu oynamak istiyoruz. İzin verir misiniz dedi. Ben de olur. Ben hani Kumbaracelli'yi çok severim ve takdir ederim. Hani Kumbaracelli olunca benim için zaten soru yoktu kafamda. Ondan sonra işte bir tekst gönderdiler. Böyle hani ben de sonuçta o işin sahibi kimse ona saygı duyuyorum ve kendi açımdan eğer çok bir hata varsa ya da bir anlam kaybına yol açıyorsa karışırım. Yoksa genel olarak teslim ederim yani metinlerimi işin uzmanlarına diyeyim. Ve ondan sonra birden oyuna davet edildim. Yani arada hiçbir şey yoktu. Bir de tabii ben çok yazarken görselleştiren birisiyim zihnimde. Yani bütün yarattığım karakterlerin fiziksel özellikleri, işte konuşma üslupları falan hep canlanır yani. Öyle yazarım. Bu metinlere de bir şekilde yansıyor. Belki ikinci sorunun evet, cevabı da biraz orada gizli. Çünkü karakterlerin gözünden dünyaya bakarım ve onu yapabilmek için de bütün o hem fiziksel hem ruhsal durumlarını yaşarım kendi içimde, bilirim. Şimdi tabii bambaşka bir şey vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz bocaladım yani. Hani nereden seyredeceğim bilemedim yani. Öyle değil. İlk prova yani provadan sonraki ilk oyundu. Evet, yani ilk neredeyse kostümlü prova gibi bir şeydi. Evet, daha tam da oturmamıştı oyun falan. Dolayısıyla ben de biraz şaşkındım yani. Gerçekten kelime sadece bu kadar. Bu daha fazla bir anlam yok. Hani beğendim mi, beğenmedim mi, nereden baktım falan onu bile bilmiyordum. Bir de üstelik de canımızı kurtarmaya çalışıyordum. Çünkü pandemi geliyordu. Nasıl olacak falan diye. Sonra zaten işte İsmail'in de dediği gibi birkaç oyun sonra her şey kapandı. Sonra tekrar gördüğümde Kent Ormanı'nda, Kemerburgaz'daki Kent Oyunu'nun ormanında çok güzel bir mekanda üstelik de oynuyorlardı ve ben artık fikren daha alışmıştım ve hani ne oluyor, ne bitiyor, o kim, hangi öyküydü filan gibi soruları bir kenara bırakarak tamamen bir seyirci gözüyle oyunu izledim ve çok keyif aldım tabii o zaman. Şey bana çok enteresan geldi. Hakikaten çok etkileyici bulduğum bir yanını söyleyeyim. O hani başka öykülerin o gerçekten kontrastı, ahengi. Ya o kadar güzel iç içe geçmiş ki yani ben mesela hani şeyi çok ayırt edemedim. Yani bunun bir tiyatro oyunu olarak yazılmadığını hiç düşünemedim. Hani bir sürü seyirci için bunu yakalamak çok zor olabilir. Şunu sorayım ve sana paslayayım İsmail. Ne kadarı metin, yani bir uyarlamanın tiyatroya, edebiyattan uyarlamanın, ne kadarı metin üzerinde bir çalışma, ne kadarı rejiyle ilgili? Bunu gerçekten bu oyunda çok düşündüm. Daha önce o kadar gözüme çarpmamıştı edebiyat uyarlamaları. Muamma üzerinde şöyle söyleyebilirim. Yani şimdi uyarlama deyince daha ben zihnen, yani kavram olarak şöyle düşünüyorum. İşte uyarlayan kişi, uyarlayan
Nın da bir mesela kelimesi var, cümlesi var gibi. Bu aslında bir oyunlaştırma gibi kavram olarak daha doğru geliyor bana. Çünkü hemen hemen hiç eklenen bir şey yok. Çok az yani, çok az ya da işte o durumun kabartılması diyeyim, abartılması diyeyim ya da yani o oyunsulaştırılması aslında. Yani tamamıyla Gaye Hanım'ın sözcükleri, cümle kalıpları. O yüzden bu biraz hani diğer hani uyarlama gibi de düşünmeyebiliriz aslında. Başka bir durum benim açımdan da. Benim yapmak istediğim aslında bir matematikti. Yani oyunun seyircinin takip edebilmesi, sıkılmaması, o hikayeden o hikayeye geçerken yani şöyle bir şey söyledim yani. Öyküleri seçtik. Sonra ben dedim ki bu işte bir trende geçecek hikaye. Yani onun üstüne doğaçlamalar yaptık, çalışmalar yaptık. Bu en sade hali oldu aslında. Şu anda gördüğümüz. Mi Hatice bizim bazımız olacak. Yani ilk öykümüz olacak ve her durakta başka bir öyküye geçeceğiz gibi bir aslında bir matematikti ve oyunu yani oyunu dediğim öyküleri sahnelere bölmekti. Yani aslında basit olarak bunu yaptım yani. Bunu yaptım ve o hikayeler kendiliğinden geçmeye başladı. Yani bir de şimdi her oyuncunun bir eşarbı ya da florenin aksesuarı diyelim. Bir meddah tanımı da var gibi. Yani o anlatıcı. Her şeye evet anlatıcı. Evet. Yani hem işte ya Mi Hatice öyküsü işte üçüncü tekilden yazıldığı için hani Mi Hatice konuşmuyor. Onu anlatıyoruz. Ama diğer öyküler birinci tekilden ve o kendileri üstünden anlattıkları. Yani aslında böyle matematiği doğru anlatabildim ama doğru bir şey, basit bir matematik vardı hikayede ve o öyküler prova aldıkça yani ben neredeyse kağıt üstünde bu buradan gelir, şöyle olur falan yapmadım aslında. Burada yani başta Gaye Hanım'ın olmak üzere oyuncuların başarısı var. Yani ben sadece böyle durdum aslında. Yani durdum. Güzel, biraz daha şöyle yapalım, böyle yapalım. Daha böyle yönetmencilik yaptım aslında. Gaye Hanım'ın karakter yaratma, atmosfer kurma, dili, anlatma gerçekten yani bunu zaten üzerine daha fazla konuşacağız ama yani özellikle kadınların hayatını bu kadar sade, bu kadar gerçeğe uygun. Aslında böyle senin bıraktığın yerden buradan da devam edebiliriz. Çünkü tabii bunu hani yine aynı yakınlıkla konuşalım ama böyle şimdi kadın hikayesi anlatma, kadınları anlatma tırnak içinde biraz da popüler de bir şey. Muammanın birincisi böyle bir iddiası yok. Yani oyun bu şekilde zaten bize anlatılmadı, aktarılmadı hiç. Ben hakikaten girip çıktıktan sonra dedim hani Gülhan, hani gerçekten bu kadın oyunu lafını sevmiyorum. Ve hakikaten böyle dışına çıkmışsınız ama çok güzel anlatmışsınız bizi. O da Gaye Hanım çok güzel anlatmış falan dedi. Sağ olsun. Biraz bu kadınları anlatma, kadınların suyuyla birlikte anlatma. Akvaryumuyla birlikte ya da. Bunu yazmak Nasıl yani siz nasıl mesela bunları aktarıyorsunuz? Kaleme geliyor. Böyle çünkü kadın hikayesi anlatmak biraz da şuna dönüştü. İşte böyle büyük dramlardan çıkan ve kahramanlıklara dönüşen falan. Ama hayatta bu kadar küçük ya. Ya muazzam, o anlamda çok güzel, sade evet, ve net yani. Çok güzel. Teşekkür ederim. Aslında bu benim yazma üslubumla ilgili bir şey. Yani her yazarın bir yazma süreci var. Anlatmak istediği konuya tutunma biçimi var ve ilerleme biçimi var. Benimki, ben kendim yazma sürecimi bir tür ruh göçü gibi tanımlıyorum. Yani hani
kendi içime kapalı, içe bakan bir yazma süreci değil de dışarı doğru giden, başkasına doğru, ötekine doğru giden, onun gözünden dünyaya bakmayı odağına alan, onun içinde kendini arayıp bulan bir yazma ve düşünme üslubum var. Edebiyatla da ilişkim öyle, sinemayla da ilişkim öyle. Dolayısıyla bu ister istemez biraz karakteri odağa almayı ve onun üzerinden bir atmosfer yaratmayı getiriyor beraberinde. Sanıyorum biraz bu işte sinema, tiyatro gibi daha karaktere odaklı sanatların sanatlar açısından kolaylaştırıcı bir malzeme olmuş oluyor. O yüzden de hani bu tür çalışmalar, çabalar çok oldu. Bunun dışında yani kadınları anlatma konusunda aslında benim derdim özel olarak kadınları anlatmak gibi bir şey olmadı. Yani belki de o yüzden de böyle daha yani benim derdim aslında her zaman hakikati anlatmak oldu. Bir tür hakikati anlatmak yani o kişinin, o insanın, o varlığın hakikatini anlatmak oldu. Yani cinsiyetlerden ziyade buradan bakmaya çalıştım. Buraya konumlandırdım kendimi. Yani meçhul mesela tamamen hani bunun işte büyük bir varlık meselesi olarak, varoluşsal anlamda bir mesele olarak sorgulandığı kitaptı ilk romanım. Dolayısıyla yani böyle slogancı ve hani kadınlar üzerine bir mesaj vereyim gibi bir meselem hiç olmadı. Daha çok benim için işte bir tür hakikati arama ve o hakikati göstermeye çalışma süreciydi yazmak. Ama tabii oradaki şey önemli. Bazen yani o hakikat olduğu için esas mesele, yani orada odaklandığı için ben onun tam da böyle en sade olanda, hani basit olanda değil ya da işte görünür olanda değil, sade, saf olanda, o tözde bulunduğuna inanıyorum ve oraya doğru bakmaya çalışıyorum. O yüzden de böyle hani hikayeleri ya da karakterleri katmanlandırsam bile, ki bu edebiyat lezzeti için muhakkak gerekli, hem dilsel anlamda hem de hikaye niteliği anlamında katmanlandırmak, yine de o sadelikten, o saflıktan, o tözsel alandan uzaklaşmamaya çalışıyorum. Sanıyorum biraz bu da o sizin söylediğiniz hızla geçen, hani okuyucuya ya da seyirciye hızla geçen doğrudan bağı kurabiliyor. Bu çok doğru gerçekten. Zaten sanırım Kumbara Deli ve Gaye Boraloğlu metninin buluşması bu bakımdan çok fikir birliğine varmış kendiliğinden gibi, kendinden değil gerçi tercihen. çünkü tam da böyle, yani öyküleriniz böyleydi ama ben sahnede izlediğim şeyde hiç bununla çelişir bulmadım mesela. Evet. Yani tabii ben aslında sonradan tanıştım yönetmenimizle, oyuncularla ve Bilhan'la tanıştım. Ve orada şey gördüm, yani ya onlara ekstra bir şey söylememe, tembihlememe ya da kaygı duymama gerek yok. Çünkü dünyaya çok yakın yerlerden bakıyoruz. Ve gerçekten de sonraki bütün süreç boyunca her aşamada, yani çok küçük detaylara kadar, hani ben nasıl davranırsam onların da öyle davrandığını gördüm. Birçok şeyi hiç konuşmamıza bile gerek kalmadı yani. Bu benim için gerçekten muhteşem bir şey ve son yılların karanlığında bana en çok umut veren şeylerden biri oldu. Yani hiç tanımadığım başka sanatçılarla hiçbir ego ve işte kaygı taşımaksızın birlikte bir sonuç elde etmek ve onun etrafında aynı
duygu ve aynı üslupla, aynı zarafetle durabilmek evet. benim için çok, yani daha ne isterim ki yani. Üslup ve zarafet gerçekten herhalde anahtar sözcükler olabilir. Ben bir seyirci olarak bu söylediklerinizi hem öyküden sonra oyununa birleştirince hakikaten çok hissettiğimi düşünüyorum. Az önce İsmail birazcık tabii mütevazilik ettiğini düşünüyorum. Ama yani ben rejinin hakikaten bu oyunun oyunlaştırılmasında, bu metinlerin, öykülerin oyunlaştırılmasında belki pek çok edebiyat eserinden biraz daha farklı olarak rejinin çok öne çıktığını düşündüm. Ha. Yani senin ışık deneyiminin burada çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda fikir anlamında. Oyuncuların da bunun parçası olduğunu eminim sizin ekip anlayışınız açısından da. Ama nihayetinde o zarafetin, üslubu ve aslında o metinlerdeki nüansı, kadına ve hakikate yaklaşım nüansını yakalayan trikler, yani siz onu çok basit bir hareket farkıyla slogana dönüşebilecek çok şey var. Özellikle sahnelemede. Ya evet. Yani onu, buna evet. hiç düşmemek. Şimdi oranın bir biraz bize arka planı anlatsana. Yani kendi aranızdaki tartışmalar, bu metni nasıl yapalım varsa, yani işte ne bileyim, deneyip sonra hayır sakın öyle yapmayalım falan dediğiniz şeyler. Benim ilk başlarken şimdi anlatı formu tiyatroda, yani son yılların trendi neredeyse, yani anlatı formu çok kullanılıyor. Hı hı. Ve evet, yani prodüksiyon masrafları artık tiyatrolar için çok acayip yerlere çıktığı için ve seyirci sayısı, yani şu andaki işte elektrik faturaları falan. Neyse, zaten insanlar bir küçülüyorlar, daha böyle bir ister istemez ona mecbur evet. kaldığımız bir süreçti, özellikle yani bu tam pandeminin ortasındaki hali. Orada bu anlatı trendinin içinde farklı olarak şunu deneyimlemek istedim ilk başta. Hep tek kişilik anlatılar var. Böyle üç kişilik anlatı çok daha az, işte Murat Mahmutoğlu'nun evet. Yazıcıoğlu'nun yazdığı. Hatta ben onu seyretmemiştim de. Evet. Sen İstanbul'dan daha güzelsin. Çok benzetildi mesela bazı iş. Yani üç kadın açıda. Sahnede olunca evet. tabii aynı şey üç kadın, olmuyor üç, ama. Üç sandalye, yani oradan benzetildi yani. O öyle evet. bir durum var. Burada demek istediğim şuydu. Biz nasıl üç kişiyiz ve üçümüz birbirimize anlatıyoruz ya. Hı hı. Seyirci yokmuş gibi davranabilir miyiz deneyimlemek istedim aslında. Üç kadın var, tren istasyonundalar. Hatice ile başka anlarda tanışmışlar, şahit olmuşlar onun hikayesine. Hatice onları ortaklaştırıyor ve birbirlerini anlatıyorlar. Aslında seyirciye değil. Şimdi şu andaki formda seyirci bayağı şeyimiz, muhatabımız yani. onu bir süre denemek istedim. Yani bir sanatçı arayışı, bir anlatı, biçim arayışı olarak onu çok önemsedim ama onu da ortaklaşamadık. Şey de olmadı yani, o sahiciliği de bulamadık aslında. Birbirini anlatma, işte ben senin hikayeni bilmiyorum, sen benim hikayemi bilmiyorsun, ben sana anlatıyorum. Sen ne yaşıyorsun? Biraz nasıl diyeyim, overact dedikleri yani gibi şeyler oldu. Hemen ondan zaten süreç içinde vazgeçtik. Ve diğer hani daha sloganvari olacak şeyleri biz biraz da orada aslında komiğini, şakasını çıkartmaya daha yönlendik aslında. Yani o yüzden hani Gaye Hanım'ın yazımında da bence bir kara mizah var. Mizah çok baskın. Oyuncular da ona yatkın olduğu için aslında biz daha çok mizahını çıkartmaya çalıştık. Yani slogan vari olmamasının nedeni bence mizahını böyle galizde olmadan böyle güzel bir seviyede tutup o mizah ulaştığı zaman seyirciye zaten o oyunlar ekstra yüksek ve karşılıklı etkileşim halinde geçiyor mesela.
Bu trik önemli bir trikti. Katılıyorum buna kesinlikle. Peki Gaia mesela oyunu izlerken ben de mesela şey çok oldu. Yani tabii siz yazarısınız ama gözlem olarak çünkü bu mizah deyince İsmail zaten çok gerçekten salonda genel olarak çok en azından benim izlediğim gibi çok gülünüyordu hani falan. Ama şöyle yani hani böyle ne bileyim bir 3 saniye önce ağlayacakken kahkaha falan hani ya da böyle ne bileyim kadınların dertleşmelerinde olur ya bir sinir boşalması falan gibi. Biz mesela böyle yaşadık. Yanımdaki arkadaşımla da konuştuk. Hani ara ara birbirimizi dürte dürte böyle kahkaha atmak ama yani hani 5 saniye sonra ağlayabilirim falan. Bu tonunu, mizah tonunu nasıl bulduğunuzu da sormak isterim sizin de. Tabii ben ilginç bir şey ama yazarken hiç öyle yazmıyorum. Yazarken bana onlar komik de gelmiyor. Hiç ağlayacakmış gibi de hissetmiyorum. Yani benim için ben başka bir yerden yazıyorum. Yani dediğim gibi böyle daha çok işte böyle onun kendi gerçekliğini, karakterin kendi gerçekliğini yakalamak önemli. Bir de şey önemli yani tabii benim için ironi çok has bir şey yani çok önemli bir şey çünkü o ironi sayesinde kendime katlanabiliyorum ve bu dünyaya katlanabiliyorum çünkü yani gerçekten hakikatle karşılaşmak çok aslında trajik bir şey, ağır bir şey. Onu içselleştirebilmek için ve aynı zamanda da bunu ortaya çıkarabilmek, tekrar dönüştürebilmek için yani ancak ben bunu ironiyle yapabiliyorum. Yani bu benim için doğrudan süreçler olamaz. Çünkü orada ya çok sıkıcılığa düşebilirim, ya slogancılığa düşebilirim ya da gerçekten acıdan ölebilirim yani. Üç seçenek var. Evet, ama ironi tabii ironi aslında mizah değil yani yazar için evet. Hiç değil. Yani o bir dünyaya, duruma bir bakma biçimi, bir görme biçimi aslında bakacak olursanız. Dolayısıyla bana hakikaten mesela o komik niye gülüyor yani bana mesela bu kadar komik gelmiyor gibi hissediyorum. O yüzden de yani mesela seyirci tepkilerine hep böyle aa dem bu komik gelmiş. Yani, bak burada hüzünden de seyirci ya falan diye dışarıdan izliyorum yani. Peki siz oyunu izlerken mesela böyle. Güldüğünüz yerler falan yok benim o olmuyor. Çünkü o şeyden olmuyor yani dediğim gibi yani orada o kadar da dışsallıya ben mesela oyunda başka şeylere gülüyorum ya da seviyorum yani metinle ilgili olmayan şeylere bazen oyuncunun bir mimiğine evet. Bayılıyorum mesela ama o hiç alakasız bir yerde olabiliyor yani seyircinin güldüğü şeyle ilgisiz bir noktada olabiliyor. Yani tabii de farklı bir deneyim oluyor evet. Yani normal bir seyirci gibi aslında izleyemiyorum tabii ister istemez böyle oluyor. Gerçekten şu an o kadar hoşuma gitti ki şu sohbet. Seyirci, yönetmen, yazar bambaşka şeyler yaşıyor. Evet. Kimse. Evet. Aa, çok iyi. Bir de tabii hem öykülerin hem oyunun çok özel bir tarafı da kentin eşlik ediyor olması. Biraz zaman zaman nostaljisini yaptığımız, bazen özlediğimiz, bazen kaybolduğunu benimsediğimiz, artık alıştığımız. Ama şöyle bir şey, bunu önce Gaye Hanım'a sorayım, sonra İsmail'e de aynı soruyu sormuş olayım. Kadının ve kentin silüetinin, yani oyundaki hikayeler seçilmiş öykülerin üzerinden soruyorum. Dönüşümünün ters orantılı olduğunu düşündüm. Katılır mısınız? Ters orantılı derken? Yani kentin dönüşümü mesela daha olumsuz bir yere giderken aslında öykülerdeki kadınların dönüşümü ne diyeyim daha umutlu bir yere gidiyor. Böyle sanki iki ayrı yöne gidiyor gibiler. Samatya durağını, Kumkapı durağını kaybetmemizin, değil mi? Yani o aslında ondan bahsediyorsun evet, yani. Evet, o
bayağı acayip bir, hani normal dünyanın başka yerinde herhalde orası müze gibi korunur bir durum aslında. Yedi kule işte üç maymunların olduğu çekildi. Ama mesela bu çok derinde şöyle bir şeyden geliyor olabilir. Şimdi o Sirkeci Halkalı tren hattında geçiyordu Mihatice. Onu yazdığım yıllarda o hat hala çalışıyordu. Evet. Şimdi artık o trenlere ne var o hat, ama başka trenler ve çok daha uzun yerlerden gelip gidiyor ve bambaşka o bir yol var. O canın güzergahı çok şey yapamıyorsun, göremiyorsun. Evet. Ve Sirkeci'den başlardı ve ben Cağaloğlu'nda çalışıyordum o dönemde. İşte nerede? Hangi yıllarınızı merak ettim. O işte yani zaten şeyde 2010'lar mıydı? Yok çok daha yani benim gidip geldiğim dönem, yazdığım dönem değil de yani o süreci o yaşadığım, o hattı kullandığım dönem 80'lerin sonlarıdır aslında, öğrencilik yıllarım. Ve sonra da işte Cağaloğlu'nda Ünlüler Ansiklopedisi'nde çalıştığım yıllar, Bakırköy'de oturuyorduk ve Sirkeci'den Bakırköy'e doğru aslında ve sonrasında işte Yeşilköy, Yeşilyurt falan, sonrasında da Halkalı'ya doğru giderdi ve aslında o zaten garip bir kaçıştı. Yani şehrin merkezinden çeperine doğru, aslında bir tür taşraya doğru bir gidişat vardı orada. Yani o zaman da Sirkeci şehrin, İstanbul'un merkeziydi. Hatta aile içinde babaannem şey derdi, İstanbul'a inelim. Yani öyle bir kavram vardı ve kastettiği Eminönü, Sirkeci Eminönü'ydü. Surun içi. Evet. Kent orasıydı. Dolayısıyla yani aslında bir yandan o şehrin, yani o arka planda şehir duygusunu sağlayan oyunda tabii Mihatice öyküsüne yerleşmiş olması, bütün malzemenin, metnin ve yapının ve o Mihatice öyküsünün de o tren istasyonunda geçiyor olması. Yani derinde o merkezden çepere doğru giderken benim hissettiğim o giderek kaybolma, yok olma hikayesi, yani şehrin dokusunun da değişme ve işte taşraya doğru, çepere doğru gitme meselesi vardır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ama kadınlar konusunda tabii ki yani hiçbir zaman mesaj taşımak ya da işte bir sonuç bildirmek gibi bir derdim olmadı, olamaz da zaten, hani edebiyat söz konusu olduğunda bunlar çok çiğ kalan şeyler. Ama bir tür sorumluluk taşıyorum, ister istemez taşıyorum. Yani sadece okuyucuya karşı değil, aynı zamanda hayata karşı ve o işte hep aradığım hakikate karşı da bir kendimize karşı duyuyorum. ve o nedenle de mesela onları, yani sessiz de olsa, yani kadınların bir nasıl diyeyim, soru işaretlerini, yarattığım bütün karakterlerin bir soru işaretini bırakarak sahneden çekilmesini istiyorum. Şu hayata bir soru işareti bıraksınlar istiyorum yani. Ya da bir ünlem bıraksınlar ama nokta değil yani, ya da virgül değil yani. Bir değişme ihtimali koysunlar ortaya istiyorum, arzuluyorum bunu. Kadınlardaki değişim, hani işte sizin söylediğiniz o hani olumluya doğru gidişat dediğiniz şey, hani o yapı içinde belki buralardan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Ama hayatın gerçeğinden söz ediyorsanız, yani kadınlar konusunun hani ne kadar ya o çok tartışılır bir şey. Yani gerçekten bir taraftan müthiş bir yol kat ediliyor ve kadınlar inanılmaz güçlü bir şekilde dünyayı değiştirmenin, dünyayı değiştirme ihtimalinin ilk sıralarında duruyorlar. Evet. Ama diğer taraftan da yani yok sayma, görmezden gelme ve bilakis yok etme
mekanizmaları inanılmaz güçlü bir şekilde çalışıyor. Yani o ayrı bir tartışma konusu. Evet. Birbirine paralel olarak galiba bu böyle. İşte evet. Kadınlar yırttıkça çarşafı işte geliyor baskı, evet. Daha da geliyor. Onu gördükçe, fark ettikçe. İsmail, aslında bence yine çok tatlı bir yandayız. Yani Gaye Hanım'ın o söylediği, aslında onu yazarken ünlem ve soru işareti şeyi, evet. Kısmında. O ama yüzden sizin de, kurgunuz yine biraz daha... O yüzden de öykü, şey, oyunun ismi Muamma oldu. Yani o dört evet. Kadının da hepsinde bir ünlemi var. Yani hayat, muamma. O da yani Mi Hatice nasıl ki bizim lokomotifimizse öykülerin anlatımında, muamma kelimesi, muamma kavramı diyeyim, hepimizin, her oyuncunun üstünde kaldığı bir ünlem, bir soru işareti artık ne derse. Ve seyircinin de bununla hayal ederek ayrılması salondan en büyük bir muradımdı. O da oluyor galiba diye hissediyorum yani. Yani kesinlikle. Yani çok bence güzel bir dil, üslup ve biraz bu yine şey yapacağım. Yani işte kadın oyunu değil de hakikati anlatmak olunca zaten kadının da en gerçek halini anlatıyor oluyoruz galiba. Ya, gerçekten bir Kafkavari şeyler var yani sırtındaki ulaşamayan evet. Kadının hali yani o... Ya, çok ya işte Gaye Hanım'ın yazarlığında işte kadın yazar gibi bir slogandan ziyade yazar yani şimdi onu düşünüyorum yani meçhulle ben çok etkilendiğim bir metindi. Üstüne şimdi dünyadan aşağıya okuyunca orada da bir baş kahraman bir erkek evet. Ve erkeğin üzerinden anlatıyor ve muazzam sadece yani. Hakikaten çok etkilendiğimi yani bilmiyorum sinemaya uyarlanacak mı? Ben utanıyorum. Yok ama sinemaya uyarlanacak çok güzel. Ve o da mesela yine bir İstanbul'un ne diyeyim değişen yeri aslında Balat'ta evet. Geçiyor. Yani aslında evet. Gaye Hanım da İstanbul'un evet. Silüetinde dolaşıyor diyebiliriz evet. yazar olarak. Yani dünyadan aşağı yani kadın yazardan demek yani artık bunu bırakalım yani evet. Yazar yani o evet. işte erkeği de yazabilir, kadın da yazabilir, evet. Bireyi yazar yani her şeyi yazar. O yüzden öyle bakmamız lazım yani biz hep onu vurgulamaya çalışıyoruz zaten yani slogan evet yani galiba totalde özet olarak sloganvari olmaktan hep kaçınmaya çalışıyoruz. Sevgili Senur Sezer söylerdi, birisi kadın şair diyorsa şairliğinden eksiltmek istiyordur derdi. Evet. Hiç sevmezdi. Kadın siz erkek şair diye takdim ediliyor mu herhangi bir şair derdi. Çok kızardı öyle şeyleri. O aslında ötekileştirmenin bir yolu yani kadın yazar diye kategorize etmek. Evet. Üstelik o birazcık daha bence tehlikeli bir yolu. Hani onora ediyormuş gibi evet. Yapıp... Aslında yine o ayrımcılığı sana hissettirmek. Evet. Şairsin ama sen kadınsın falan. Yani diğer öykülerinde de, şimdi öykünün adını hatırlayamayacağım ama küçük çocuğun büyük ablaya aşık olduğu, hatta bunun sonra iki evet. Tane hali var. Yani bir hayat. Evet. Erkek gözünde, şimdi öykünün adını siz de hatırlayamadınız herhalde değil mi? Mübarek kadınlarda iki tane öykü, biri daha evet. Erkeğin çocukluğundan bahseder, diğeri yazarı burada değilmiş gibi anlatıyor. Ben de hey sonra suratta acayip bir beyaz vardı. Sonra o günde tanıştığı ablanın hapishaneye evet. Düşme hali vardır, onu görmeye gider falan. Yani evet. Acayip sadece bir durum var orada. Yani o yüzden. Yani, kadın yazarların da kendi sularından çıkıp başka suları yani o gözlemleyip başka şeyleri yazmaları hakikaten çok daha bizi zenginleştirecek bir şey. Yani belki de hani bazen de öz eleştiri olarak yani
biz de o araya mı sıkışıyoruz ya? Yani belki hani, şu anda bir cancel olabilir ama onu da düşünmek lazım galiba. Yani hoyratça erkek yazarların hoyratça kadınları yazabildiği bir yerde kadın yazarların da daha çok erkekleri yazmasını ben çok arzu ederim yani. Orada aslında anladım. Bu yani bir de bence bu oyundaki o hissettiğimiz yani en azından benim çok önemsediğim bir şey de o zaten işte Sacit'te işte muammadaki eşini anlatışı yani onun hissini bir arayışı onda kendini arayışı diğerinde Sacit'in gitmesinden korkuyor mu değil yani bütün aslında karşısındaki adamları da kadınlar tasvir ediyorlar. Mükerrem Bey de Sacit de çok sahiciler. Evet. Yani varlar yani hep evet. Çok görünürler. Yani o yüzden o oraları daha çok anlatmalıyız gibime geliyor. Yani evet, biraz bence kadın yazarların daha çok erkek karakter yazması gerekiyor bence. Biraz onları da daha iyi görüyoruz gerçekten yani. Biraz o yüzden de daha ne diyeyim? Sahici oluyor. Evet. Gerçekten öyle oluyor. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Ayrıca gerçekten benim kafamda hem bu öykülerle hem oyunla beraber aslında bu meseleye yani biraz şey etkinliğin duyurusunu da yazarken düşündüm. Hani kadına bakış açısı. Kadın öykücüye, kadın öyküsüne, kadın oyununa. Değil yani aslında hayata ve hayatta bizim hikayemizin nasıl anlatılmasını istediğimize bakışıma dair benim için bir gerçekten şey oldu, imledi. O yüzden teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için de uyarlama, oyunlaştırma, işte edebiyatla tiyatronun ilişkisi üzerine kafamda bir sürü yeni soru oldu. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Evet, çok keyifliydi. Ben burada bir kez daha sizlerin önünde ve İsmail'in varlığında Gülhan Kadim'e, evet, Sinem Öcalır'a, Ayşegül Uraz'a ve bütün ekibe yani hepsinin, evet, doğrudan tanışmadım onun için isimlerini söyleyemem ama bu işte emeği geçen herkese ve tabii ki sevgili İsmail'e çok teşekkür ediyorum ve umarım tekrar birlikte çalışma şansımız olur. Çünkü gerçekten bu bir şans. Ben de çok teşekkür ederim. Yani böyle bir buluşmayı ben hayal etmezdim. Gaye Hanım'la en uzun süreli konuşmamız bu oldu. Çok az konuştuk. Bütün yani oyununu, öykülerini uyarlamamıza rağmen çok az sohbet ettik. Çok az sohbet ederek ortaklaşmamız daha güzel bir şey yani çok birbirimizi anlatmak zorunda kalmadık yani o çok güzeldi. Evet, ben kavga çıkarmayı hedeflemiştim olmadı. Yazar ve yönetmeni birbirine düşünecekti falan. Pınar Kür'de doğru bir olmadı. Ya çok teşekkür ederim. Biz bu öyküleri yani sorgusuz sualsiz bize emanet ettiğiniz için emanetinize ihanet etmemek için çok uğraştı. Zaten bizim tiyatronun da yani Kumbaracı Eli'nin başta Yiğit Hoca olmak üzere hep şey yani aman yazara zeval gelmesin gibi bir şeyimiz var, düsturumuz var ama çok dikkat ederiz her zaman ama Gaye Hanım bunu bilmeden de bizi çok güvendi, çok destekledi. Ona çok teşekkür ederim böyle büyükleri yazdığı için ve gerçekten tekrar yani meçhul dedim dünyadan aşağıya. Vay hiç bağlamayalım. Gerçekten bu arada yani sizlerin hatırlatması da ben de bir kez daha yani Gülhan Kadim'e, Ayşegül Uraz'a, Sinem Öcalır'a eline sağlık. Yani iyi ki varsınız demek istiyorum. Onlardan sonuçta geçiyor. Siz böyle mutfak burası ama onlardan o hissi de geçiyor. Yani. Onlar öyle yansıtması herhalde bu kadar hissedemezdik. Tiyatro sanatı, yani bana mütevazı diyorsun ya, tiyatro sanatı çok oyuncu sanatı. Ya oyuncu çok biricik. Yani o her şeyi o geçiriyor. O yüzden böyle bir şeyler yapıyorlar ve ah çok güzel ya falan gibi oluyorum ben. Yani ben de sahneye çıkıyorum, oynuyorum ama
başka bir şey. Oyuncuyu dışarıdan görmek, onları seyretmek yani benim çok sevdiğim bir şey. Amatör de olsa, profesyonel de olsa. Her oyuncuyu böyle seyrediyorum yani. Bana diyorlar, sıkılmıyor musun? Yok, sıkılmıyorum diyorum yani. Böyle bakıyorum ve onlardan geliyor malzeme. Gerçekten uyarlayanı sahnede var edenin hakikaten tiyatroda çok önemli yani. Evet, evet. Hakikaten insan ya ne olmuş falan diyordur herhalde. Muamma oyununu izlemeye devam edebilirsiniz. Ama ben naçizane bu sohbette izlediyseniz eğer Mübarek Kadınları ve Hepsi Hikaye kitaplarını okumadıysanız böyle çok tatlı oluyor. Oyunu izle, onları oku, böyle bir kafanda kıyaslar dönüyor. Çok zevk alacağınızı düşünüyorum. Boğazındaki düğümü bir gün açacak tüm kadınlara diyelim. Veda edelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.